Ayşe Hanım, başlıyorum. İyiniz olsun. Merhaba değerli arkadaşlar, saygıdeğer dinleyiciler. Bugün özel betonlar tipinden bir tanesi olan silindirle sıkıştırılmış beton hakkında size genel bilgiler aktarmaya çalışacağım. Ondan önce kısaca bir kendimi tanıtmak isterim. Ben doçent doktor Ali Mardani, Bursa Anadolu Üniversitesi İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Malzemesi Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev almaktayım. Bugün aslında sunacağım konu ayrıyeten benim yürütücüsü olduğum bir TÜBİTAK projesinin konusudur. Bu sunumun sonunda TÜBİTAK projesi sonucunda oluşturduğumuz yol projesi hakkında da ben size kısaca bir bilgi aktarmaya çalışacağım. Hepinize iyi seyirler diliyorum. Bugün konuşacağımız konuların başına bakarsak kısaca bir özel beton hakkında konuşmak isterim. Onun dışında SSB ile ilgili genel bilgiler, SSB'nin tasarım yöntemleri, SSB'de kullanılan malzemeler, mekanik ve durabilite özellikleri, SSB'nin boyutsal kararlılığı ve en sonunda dediğim gibi yürütücüsü olduğum bir TÜBİTAK 1001 projesinde gerçekleştirdiğimiz bir gerçek yol üzerinde yaptığımız denemeleri size aktarmaya çalışacağım. Şimdi özel betonlar dediğimizde başında hafif beton, ağır beton, prepacked beton, kendiliğinden yerleşen beton, lifli beton, sifkon, simkon tarzı kompozitler, sütunlu beton, polimer beton, vakumlu beton ve bugünün de konusu olan silindirle sıkıştırılmış beton başlıkları gelir. Bir kısaca bunların ne olduğunu size anlatmak isterim. Şimdi bildiğiniz gibi betonun birim hacim ağırlığına göre betonlar 3 farklı sınıfa ayrılır. Birim hacim ağırlık işte bir betonun 1 metreküpün ağırlığı demektir. Eğer betonun birim hacim ağırlığı 2000'in altındaysa ürettiğim beton hafif beton dediğim lightweight concrete diye adlandırılır. Eğer 2000 ile 2800 arasındaysa bazı kaynaklara 2600 normal beton ağırlıklı betonlar diye geçer ve 2800 veya 2600 kilogram bölü metreküp üstündeki betonlara da ağır beton veya heavyweight beton, heavyweight concrete diye adlandırabiliriz. Şimdi hafif betonlara bakıldığı zaman hafif betonların birim hacim ağırlıkları 300 ile 1800 kilogram bölü metreküp arasında değişmektedir. Düşük birim hacim ağırlığı sahip betonlar boşluklu oldukları için daha çok izolasyon malzemesi olarak veya bölme panelleri olarak kullanılabilir. Biraz daha birim hacim ağırlık arttığı zaman işte 1800'e doğru gittiği zaman da çok rahatlıkla taşıyıcı hafif beton üretmemiz mümkündür. Şimdi hafif betonlar nasıl üretilir ona bir bakalım kısaca. Gerçi bunları yapı malzemesi dersinden de belki hatırlarsınız. Hafif beton üretmek için farklı farklı yöntemlerimiz var. Bunlardan en kolay, en yaygını kullandığımız agreganın hafif seçilmesidir. Bildiğiniz gibi betonun hacminin yaklaşık %60-75 mertebesini agrega tarafından doldurulmaktadır. Şimdi seçtiğimiz agrega eğer boşluklu bir agregaysa veya seçtiğimiz agreganın özgür ağırlığı, bağlı yoğunluğu düşükse bu zaman betonun ağırlığı azalacaktır otomatik olarak. İşte böyle betonlar yaptığımız zaman Tomza tarzı agregalar bayağı yaygın bir şekilde kullanılmaktadır. Özgür ağırlıkları oldukça düşüktür. Özellikle iri agregaları bu tarz agregalardan seçersek eğer ürettiğimiz beton hafif betonlar kategorisine girecektir. Diğer bir yöntemde hiç ince agrega kullanmadan direkt iri agrega kullanımıyla da yapılabilir hafif betonlar. Gerçi bunlar biraz daha da geçirgen beton, previous concrete kategorisinde girebilir. Başka bir yöntem, betonda kalıcı hal boşlukları oluşturarak betondaki ağırlığı düşürmek. İşte bu amaçla da hava sürükleyici katkıları kullanılabilir. Veya özel mikserler kullanılarak bir taraftan beton pompayla gönderilirken yan taraftan da hava enjekte edilerek foam concrete dediğimiz gaz beton üretilebilir. Ve son olarak da eskilerden çok yaygın bir şekilde kullandığımız bir yöntem de o da. Betonda alüminyum oksit tarzı toz malzeme ilave edilerek özel bir kürlere tabi tutularak betonda oksidasyon tabi tutarız bu alüminyum oksitleri ve beton pasta gibi kabarmaya başlar. Ve kabardığı zaman da
Gayet boşluklu ve birim hacmi ağırlığı düşük olan beton ortaya çıkar. Bu tarz betonlar dediğim gibi genelde izolasyon malzemesi olarak kullanılan beton tarzlarıdır. Onun karşılığında ağır betonlar var. Ağır beton üretimi için de adından da belli olduğu gibi ağır agregalar, düşük sıçrama duranları kullanılır. Demir kökenli agregalar kullanılır. Bu tarz betonların yoğunluğu 2800 kilogram bölü metre küpün üstünde bir betonlardır. Genel olarak ağır betonlar radyoaktif maddelerin saklandığı öngörülmeleri beton reaktörlerinde kullanılır. Ve hastanelerde ışın tedavisi veya radyoloji tesislerinde kullanılabilir. Nükleer enerji santrallerinin koruyucu perdelerinde, atom araştırma kurumlarında ve elektron depolama tesislerinde de oldukça yaygın bir şekilde kullanılan betonu. Kısacası radyoaktifin geçmesi gereken yerlerde çok sıklıkla kullanılan bir beton tarzıdır. Şimdi bir de bunların bir özel kullanım yerleri var. İşte askeri mühimmat depo duvarları veya sığınak depoları, köprü ayakları, beton ağırlıklı baraj gövdelerinde, istinat duvarları, su altı, petrol boru hatlarında veya petrol sondaj kuyusu çeperlerinde de çok rahatlıkla kullanılan bir beton tarzıdır. Diğer betona baktığımız zaman prepack beton. Prepack beton, maksimum doluluğu sağlanmış agreganın kalıp içerisinde yerleştikten sonra akıcı kıvamındaki çimento hamuru ve harcın agrega dolu kalıba enjekte edilmesiyle üretilen özel bir beton türüdür. Oldukça bir sıkı betondur. Prepack beton, iri agrega hacmi %65-75 civarındadır. Ve normal betonun dökümü ve sıkıştırma işleminin zor olduğu bölgelerde sıklıkla kullanılan bir beton tarzıdır. Diğer betonumuz kendiliğinden yerleşen betonlar. Self-consolidating veya self-compact concrete diye geçiyor İngilizcesi. 1980'li yılların başında Japonya'da betonarme yapılarda kalıcılık sorununu çözmek amacıyla sıkıştırma enerjisinin ihtiyaç olmadan kendi ağırlığı ile sıkışarak yerleştirilen bir özel beton tarzıdır. Adından da belli olduğu için bu beton kendi kendine sıkışması, yerleşmesi gerekiyor. Dolayısıyla kullandığımız hamur miktarlarının fazla olması gerekiyor ve kullandığımız akışkanlaştırıcı katkının fazla olması gerekiyor. Ayrıca bir diğer farkı var özel bu tip betonun normal geleneksel betonla. Kullandığımız agregaların D maksimumu 15 milimetre sınırlıdır. Bildiğiniz üzere normal betonlarda biz 32 milimetreye kadar da agregan kullanabiliriz ama bu tarz betonlarda 15'te sınırlıyoruz. Çünkü çok akıcı bir beton olduğu için eğer iri agregan koyarsak bir kere agregaların settlement olayı, çökme olayı rastlanır ve ayrışma meydana gelir. Ayrıca eğer çok iri bir agrega içerirse sık donatılı yerlerde bunları uygulamak çok zordur. Bu tarz betonlarda herhangi bir vibrasyona ihtiyaç duymadan kendi kendine ağırlığıyla yerleşen betondur. Dolayısıyla viskozitesinin çok iyi ayarlanması gerekiyor ve iri agreganın limitlenmesi gerekiyor. Şimdi iri agreganın betonda olmaması bir sıkıntı kaynağıdır arkadaşlar. Nedir bu sıkıntı kaynağı? Yapı malzemesini hatırladığımız gibi iri agregaların betonda var olması, betonda iskeletini oluşturan bir elementtir. Betonda rigidliği sağlayan, büzülmeye karşı direnci oluşturan bir parametredir aslında iri agreganın var olması. Şimdi sistemde iri agrega yok. Dolayısıyla bu tarz betonlarda bir de bağlayıcının fazla olduğunu bir düşünün. Bu tarz betonlar büzülmeye karşı bayağı bir dayanıksız betondur. Büzülme çatlakları sıklıkla, plastik büzülme çatlakları sıklıkla betonda gözükmektedir. Bunları ortadan kaldırmak için bu tarz betonlarda kürleme oldukça önemlidir. Özellikle erken yaşlarda kürlemeyi sıklıkla yapmak gerekiyor veya polipropilen tarzı veya çelik tarzı lifler ilave edilerek karışımın çekme dayanımı da arttırabilir. Böylece büzülmeye kaynaklı çatlakların oluşumu engellenebilir. Diğer bir beton tarzı arkadaşlar lifli betonlardır. Şimdi betonda çekme ve eğilme dayanımı ve enerji ve kapasitesini arttırmak amacıyla beton karışımlarına farklı türde ve uzunluklarda lifler ilave edilebilir. Şimdi farklı tür dediğimizde yaygın olarak betonda kullandığımız lifler polipropilen, poliamid, bazalt veya çelik liflerdir. Bunlar farklı uzunluklarda, farklı narinlik oranlarında, farklı oranlarda betonda ilave edilebilir. Şimdi bu parametreler lifli betonların özelliklerini oldukça etkiler. Örneğin betonda eğer uzunluğa göre bakarsak lifleri kısa ve uzun liflere göre ayırabiliriz.
Yani makro ve mikro boyuttaki lifler betonda kullandığımız zaman her birisinin farklı farklı etkisi var. Eğer kullandığımız lifler uzun lifse yükleme esnasında işte beton içerisinde oluşan yükleri köpleme etkisi yaratarak, sıyrılma yaparak, kendi taşıyarak veya daha güvenli bölgelere taşıyarak çatlamayı betonu engelleyerek enerji yutma kapasitesini oldukça arttırabilir. Ama bu tarz lifler betonda genelde çekme ve eğilme dayanım üzerinde herhangi bir etki koyamazlar. Eğer biz çekme veya eğilme dayanım artmasını istiyorsak betonda kullandığımız lifleri mikro boyutta seçmemiz gerekiyor. Neden? Yükleme esnasında oluşacak mikro çatlakları engelleyerek, çünkü homojen bir şekilde alacak, mikro çatlakların oluşumu engelleyecektir ve böylece betonun çekme ve eğilme dayanımı artıracaktır. Şimdi kullanım dozajına baktığımız zaman bu bahsettiğim poliamid polipropilen lifler genelde hacimce %1'den fazla kullanılamaz. Çelik liflerde de genelde %2'ye kadar maksimum kullanabiliriz. İşte kullanım oranı arttıkça biz genelde etkinin artmasını bekleriz ama eğer belli bir yerden çok fazla kullanırsak bu lifleri betonun içerisinde topaklaşma oluşturacağı için tam tersi olumsuz etki ortaya çıkartabilir. Özellikle bu oluşan topaklaşmalar betondaki boşluk hacmini artıracağından dolayı betonun basınç dayanımı olumsuz etkilenecektir. Ve eğer bahsettiğim lifler betonun içerisinde homojen bir şekilde dağıldıysa bu sefer de yükleme esnasında yanal deformasyonları engelleyeceği için basınç dayanımına %20 mertebesinde katkı sağlayacaktır. Lifin kullanımıyla basınç dayanımının üzerindeki etkisi farklı farklı görüşler vardır. Bu da tamam bundan kaynaklıdır. Bazen arttır diyorlar araştırmacılar, bazen de azaltır diyorlar lif kullanımı. Eğer homojen bir şekilde dağılırsa yanal deformasyonları engellediği için artılacaktır. Eğer non-homojen bir şekilde dağılırsa topaklaşma oluşturacağı için de bu sefer de dayanımlar olumsuz etkilenecektir. Şimdi burada %2 maksimum kullandık. Eğer biz daha fazla kullanmak istersek beton içerisinde lif miktarlarını biraz daha özel betonlar yapmamız gerekiyor. İşte Simkon ve Sifkon tarzı kompozit malzemeler üretmemiz gerekiyor. İşte burada %20'ye kadar bile lif kullanmamız mümkündür. Oldukça yüksek eğilme ve çekme dayanma, enerji kapasitesine sahip bir beton tipidir. İşte yüksek performanslı lifli betonlar, sürekli çelik hasırlar veya yüksek oranlarda süreksiz çelik lifler kullanılarak üretilmektedir. İşte bunlar dediğim gibi Sifkon ve Simkon olarak iki farklı gruba ayrılır. Tek farkı birinde lifleri daha önceden yönü belli olan kısımlarda yerleştiriyoruz. Diğerini de girişi güzel bir şekilde dağıtıyoruz. Ama kullandığımız hamur ikisini de aynıdır. Bu tarz betonlarda ürettiğimiz hamurun özellikleri çok önemlidir. Çünkü hamur öyle bir viskoziteye sahip olacak ki bu yoğun lifler arasında rahatlıkla dağılacaktır, lifler arasında girebilecektir. Ve öyle bir viskoziteye sahip olacak ki ayrışma oluşmayacaktır. Bunu oluşturmak biraz daha meşakkatlidir. Kullandığımız agrega boyutları genelde 1 milimetrenin altındadır. 1 milimetre sıralanmıştır. Yüksek miktarda bağlayıcı kullanılıyor burada. Silisli malzemeler, silis dumanı tarzı malzemeler kullanılır. Bağlayıcı miktarı oldukça yüksektir. Ve bu tip betonlar diğer normal geleneksel betonlara göre dizaynları biraz daha farklıdır. Diğer beton tarzımız püskürtme betonlardır. Püskürtme beton yoğun ve homojen bir yapı elde etmek amacıyla bir hortum ucundan yüksek basınçlı hava etkisiyle püskürtülen çimento, su ve agrega karışımı olarak tanımlanabilir. Yüksek hızda püskürtülen taze betonun püskürtüldüğü yüzeye yapışarak kendi kendini taşıyabilir. Ki tünellerde rahatlıkla kullanılan bir beton tarzıdır. Bu betonun uygulaması iki farklı şekilde yapılmaktadır arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi kuru, diğeri yaş sistemidir. Yaş sisteminde beton hazırlanır ve pompayla püskürtülür. Kuru bir şekilde hazırlanır. Pompanın ucunda suyla temas ettirilerek duvara veya tünele püskürtülür. Yaş sistemde ürettiğiniz betonlar da zayiat biraz daha düşüktür. Bu tip betonlarda bu zayiat bayağı önemlidir. Çünkü püskürtüldüğü zaman o püskürttüğümüz açı, kullandığımız malzemelerin ağırlığı, boyutu, bağlayıcının miktarı ve çekme dayanımı, yapışkanlığı oldukça önemlidir. Çünkü bazen öyle bir basınçla püskürtüyoruz ki duvara sıçrayarak bayağı bir zayiat oluşuyor. Bunları engellemek için de genelde beton içerisinde uygun bir şekilde, uygun bir miktarda polipropilen veya çelik tarzı lifler kullanılır.
Bunlar da betonu çekme dayanımı yapışkanlığı arttırarak da bu olayı ortadan kaldırabilir. Diğer beton türümüz polimer betonlardır arkadaşlar. Betonun zayıf olan çekme mukavemetini daktil ve betona kıyasla çekme kuvveti daha yüksek olan malzemelerle, yani polimerik malzemelerle kullanarak geliştirebiliriz. Bu tip betonlar üç farklı şekilde uygulanır. İşte polimer betonlar. Bu tarz betonlarda bağlayıcı tamamen polimerden oluşmaktadır. Polimer ile emdirilmiş betonlar. Bu tarz betonlarda da bağlayıcının bir kısmı yerine polimer kullanılır. Polimer, modifiye edilmiş betonlar. Bağlayıcının bir kısmı yerine polimer kullanılabilir ve polimer ile emdirilmiş betonlar. Burada genelde lateks tarzı malzemeler betona enjekte edilerek agregadaki boşluklar tıkanarak daha kompakt, daha sıkılı beton ortaya çıkar ve böylece de betonun hem geçirgenliği düşer ve hem de çekim mukavemeti artacaktır. Çünkü agrega hamur yüzeyi bayağı güçlenecektir. Diğer beton tarzımız vakumlu betondur. Vakumlu beton uygulanmasının gerekli ilkesi betona işlenebilirlik için fazladan verdiğimiz suyun geri alınmasıdır. Vakum işlemi normal koşullarda hazırlanmış orta işlenebilirliğe sahip karışımlar üzerinde uygulanır. Yeterli işlenebilirlikte kabına yerleştirilen betonun vakum yöntemiyle çökme değerinin sıfıra indirerek üretilen bir beton tarzıdır. Yani verdiğimiz suyu en son vakumla alıyoruz ve böylece daha sıkı ve kompakt bir beton oluşturmamız mümkündür. Son olarak da bugünün de konusu olan silindir ile sıkıştırılmış beton, kısacası SSB, İngilizcesi de Roller Compacted Concrete veya kısacası RCC. Bu beton 2. Dünya Savaşı'ndan sonra işte ortaya çıkan hasarlardan dolayı işte birçok barajlar, yollar bozuldu. Bunları hızlı bir şekilde inşa etmek için, tamir etmek için Amerika tarafından, ABD tarafından geliştirilen bir beton tarzıdır ve orada sıklıkla kullanılan bir beton tipidir. Özellikle oradaki yollarda %50 asfalt, %50 beton yolları kullanma bir koşulu vardır. Ama ona göre de her eyalet kendi programlarını ayarlayarak %50'den fazla asfalt uygulamasına izin verilmiyordu. Bayağı yaygın bir şekilde aslında kullanılmaktadır. Ne yazık ki bizim ülkede çok sıklıkla yollarda kullanmayan bir betondur. Son zamanlarda bazı uygulama yerleri var ama daha çok barajlarda, Türkiye'de daha çok barajlarda seçilen bir beton tarzıdır. Biz kendi projemizde bu tarz betonu biraz daha modifiye ederek, biraz anlatacağım size tasarım yöntemlerini, biraz daha tasarım yöntemlerini değiştirerek yol için bayağı uygun bir beton haline getirdik ve bir gerçek yol üzerinde de saha çalışması yapabildik. Şimdi dönelim tekrardan sunumumuza. Taze halde iken sıfır çökme değerine sahip toprak ve kaya dolgu elemanları ile serilen ve sıkıştırılan SSB daha hızlı ekonomik şekilde inşa edilecek barajların tasarımında oldukça yaygın bir şekilde kullanılan beton tarzıdır. SSB'lerin geleneksel betona göre hızlı üretim tekniği, maliyetinin düşük olması ve dayanıklılığın iyi olması gibi özelliklerinden dolayı dünyada yaygın olarak tercih edilen bir beton tarzıdır. Şimdi çok hızlı inşa edilir. Niye? Çünkü uygulaması asfaltta kullandığımız finisher ve titreşim toprak silindirlerle uygulanan bir beton tarzıdır. Uygulaması bayağı basittir. Maliyeti düşüktür. Niye? Bu tarz betonlarda kullandığımız bağlayıcılar çok çok daha düşüktür. Biliyorsunuz betonun en pahalı bileşeni çimentodur. Bu tarz betonlarda çimento miktarı oldukça düşüktür ve ayrıca çimentonun yerine çok yüksek miktarda atık dediğimiz mineral katkı malzemeler, işte uçucu kül, yüksek fırıncı rufu gibi malzemeler kullanılabilir. Şimdi bu malzemelerin çimentonun yerine kullanılması bir kere çimento miktarı azaldığı için maliyet açısından bayağı olumlu bir bize dönüş olacaktır. Ayrıca şöyle bir ekolojik bir etkisi de var bize. Bunu biliyoruz hepimiz. Bir ton çimento üretiminde yaklaşık 1.2 ton ham madde yakılması gerekiyor. İşte kil ve kireç taşı yakılıyor. Bu kil ve kireç taşının öğütülmesi için, yakılması için dönem fırında yaklaşık 130 kWh enerji harcanıyor. Bu enerji harcamanın sonucunda da yaklaşık 1 ton karbondioksit, sera gazı emisyonu yapılıyor. Ve bu da oldukça çevremize zararlı bir parametredir. Çimentonun tüketilmesinin azalmasıyla bu bahsettiğim olumsuz şartlar da bir nevi azalacaktır. Ayrıca etrafımızda atık olarak gözüken bu mineral katkılarda değerli bir malzeme olarak betonun içerisinde kullanılacaktır. Ve biliyoruz mineral katkılar betonun içerisinde
fiziko-kimyasal bir etkiye sahiptir. Yani fiziksel olarak kullandığımız çimentolara kıyasla genelde çok ince oldukları için boşlukları fiziksel olarak tıkayarak betondaki geçirgenliği azaltır, boşluk miktarını azaltır ve böylece dayanımın artmasına ve durabilitenin iyileşmesine sebep olur. Biz bunu biliyoruz betondan. Eğer bir betonda boşluk miktarı azalırsa betonun dayanımı artar. Eğer bir betonda geçirgenlik azalırsa betonun servis ömrü uzanır. Betonun geçirgenliğinin azalması durabilitesinin artması demektir. Niye? Çünkü betona zararlı malzemeler suyla beraber betonun içerisine girerler. Eğer betona dışarıdan su rahatlıkla giremezse suyla beraber asitler, sülfatlar, alkaliler ve tuzlar, yabancı maddeler beton içerisine giremez ve sıkıntı kaynağı oluşturamaz. Dolayısıyla betonun geçirgenliğinin azalması bizim için önemlidir. Diğer bir taraftan bu mineral katkılar kimyasal olarak betonun içerisinde var olan kalsiyum hidroksitlerle reaksiyon yaparak, pozitronik reaksiyon yaparak biraz daha kompakt bir yapının oluşmasına sebep olacaktır. Bunu hepimiz biliyoruz. Çimentoda farklı farklı karmoksitler var. Bunlardan iki tanesi silikatlardır. C2S ve C3S. Bunlar suyla reaksiyona girdiği zaman reaksiyon sonucunda iki tane ana ürün ortaya çıkıyor. Kalsiyum silikahidrat ki ürünün yaklaşık %60-80'ini oluşturuyor. Ve kalsiyum hidroksitler yaklaşık %20 mertebesinde ortaya çıkmaktadır. Kalsiyum silikahidratlar betonun bağlayıcı özelliğini oluşturan bir parametredir. İstediğimiz bir üründür. Ama kalsiyum hidroksit veya sönmüş kireç dayanma etkisi yok. Ayrıyeten suya karşı dayanıksızdır, çözünür. Betondan dışarı sızarak leaching yapar, çiçeklenme yapar, görüntüyü bozar. Eğer çok fazla da sızarsa boşluk oluşturur, dayanımı düşürür. İstenmeyen bir maddedir ama boşlukların tıkadığı için dolaylı olarak dayanıma etkisi vardır. Ancak betonda biz eğer bir uygun bir şekilde mineral katı kullanırsak içerisinde var olan silisyum oksitler, reaktif silisyum oksitler, amorf yağdaki silisyum oksitler, kalsiyum hidroksitler reaksiyona girerek dayanıma katkısı olmayan kalsiyum hidroksitlere kalsiyum silikata dönüştürür. Böylece betonda bağlayıcı özelliğini arttırır. Kalsiyum hidroksitler agreganın etrafında oluşur. Çünkü agregan hamur arasında hem boşluk var hem de burada su çok nemlidir. Burada oluşan kalsiyum hidroksitler agrega hamur arayüzey dediğimiz ITZ, interfacial transition zone'u etkilediği için o bölgede kalsiyum hidroksitlerin kalsiyum silika hidratı dönüşmesi betonun hem dayanımı arttıracaktır hem de eğilme çekme dayanımını ve geçirgenliğini önemli mertebede olumlu etkileyecektir. Dolayısıyla mineral katkıların kullanımı betonda oldukça önemlidir. Peki niye SSV'de bu mineral katkı çok daha önem kazanıyor? Çünkü diğer betonlarda biz dayanım çok ön planda olduğu için normal bir şekilde beton döküldüğü için erken yaşların dayanımların çok önemli olduğu betonlar olduğu için mineral katkılar çok fazla miktarda kullanılamıyoruz. İşte %30 mertebesinde biz bunları sınırlıyoruz ama SSV tarzı betonlarda %40 ve hatta daha fazlası kullanılan projeler var. Mesela benim yürütücüsü olduğum projede biz %60 oranında çimentonun yerine uçucu kullandık. Ve diğer serilerimizde %60 oranında agreganın yerine uçucu kullandık. Ve oldukça mineral zengin bir şekilde mineral katkı içeren bir ürün ortaya çıkarttık. Ve gayet de başarılı sonuçlar oluşturabildik. Bu tip betonlar geleneksel betona göre vibratörle sıkıştırılmayacak kadar rigid ve kurudur. İşte %95 sıkıştırabilirlik derecesinde yapılıyor. Ve yoğunluk kontrol cihazı sürekli bu sıkışıp sıkışmadığı ölçülüyor. Ve bundan dolayı SSV'lerde karıştırma ve iyileştirme işleminden sonra yüzeyde çok güçlü sıkıştırma işlemi uygulanmasına ihtiyaç duyulmayacaktır. Çok uygun bir şekilde sıkıştırması gerekmektedir. SSV'nin serim işlemi tamamlandıktan sonra SSV tabakasında maksimum sıkılığı elde etmek için serim sonrası 10 dakika içinde sıkıştırma işlemi çoğunlukla titreşimli silindir ile uygulanması gerekmektedir. Beton tesisinde karışım üretimi sonrası 45 dakikadan geçmeden hemen sıkıştırma işlemi yapılması gerekiyor. Sıcak havalarda da SSV'nin üretimiyle sahada sıkıştırılması arasında geçen süre 35 dakikada sınırlanmıştır. Çünkü eğer bunu yapmazsak betonlarda bir olumlu olay ortaya çıkar. O da soğuk terz oluşumudur. Soğuk terz oluşumu genelde katmanlar halinde oluşan betonlarda ortaya çıkan bir olumsuz bir parametredir. SSV'ler genelde barajda uygulanıyor. Barajlar da
katman katman uygulandığı için ikinci katman gelene kadar beton çok kıvamı düşüktür. Alt kıvam kuruyor, ikinci katman alt katmana iyi yapışamıyor. İyi yapışmadığı için de arasında bir soğuk derz boşluk oluşur. Bu soğuk derz oluşmasından dolayı da betonun geçirimliliği artacaktır. Siz düşünün, bir barajımız var. Orada soğuk derz oluşursa ve bu küçük küçük çatlaklar meydana gelirse betondan ne gibi bir felaketler ortaya çıkar. Dolayısıyla soğuk derz oluşumu SSM'lerde kontrol edilmesi gereken en önemli parametredir ki biz de yürüttüğüm bu TÜBİTAK projesi kapsamında betonda katılır halinde oluşan SSM'lerde soğuk derzi nasıl engelleyebiliriz? Onun için 5-6 farklı yöntem inceledik ki birazdan onları beraber tartışacağız. SSM'lerin uygulama aşamasından kendiliğinden tahrikli, tek veya çift tamburlu ve titreşimli silindirler vasıtasıyla sıkıştırma uygulanması gerçekleştirilmektedir. Söz konusu silindirler yüksek frekanslı olması gerekiyor. Ayrıca ağırlığı 10, 15 ve 20 ton olan silindirlere kullanılır. Eğer çok fazla titreşim yaparsa bu sefer de bu betonlarda bağlayıcı miktarı çok az olduğu için yüzeylerinde çatlak olacaktır ve perdahlama işlemi bayağı zorlanacaktır. Prefabrik düşey yüzey elemanları gibi gerekli sıkıştırmanın yapılmadığı bölgelerde SSM'lerin el kumandalı sıkıştırma ekipmanlarıyla sıkıştırma işlemleri yapılmaktadır. Şu şekilde de bunları görebiliyorsunuz. Silindirin yerine elle sıkıştırmalı malzemeleri kullanılabilir. Özellikle eğer bir yol uygulaması varsa, örneğin kaldırımın yanındaki betonu el sıkıştırmak istiyorsa bu tarz cihazlarla çok rahatlıkla yapabiliriz ki biz de uyguladığımız yol projesinde kaldırıma yakın bölgeleri silindirle değil, el kumandalı sıkıştırma aletleriyle sıkıştırmaya çalıştık. Sıkıştırılmış tabaka kalınlığı deneme döküm süresince test edilir. Bu betonun katman kalınlığı özelliklerini önemli mertebede etkilenmektedir. Özellikle betondaki yorulma performansını önemli mertebede etkilemektedir. Bunları da birazdan tartışacağız beraber. SSM'lerin en yaygın ve en önemli kullanım alanları fabrikalar, petrol istasyonları, havalimanları ve yollardır. Dediğim gibi Türkiye'de çok fazla yol uygulanmıyor. Birkaç yerde uygulanmıştır. İşte onun dışında çok fazla örneği ne yazık ki Türkiye'de mevcut değildir. SSM'ler aşırı basınç altında meydana gelen çatlak problemlerini çözmek ve çok sıcak havalarda uygulamalar için asfalt yollara bir alternatif yol önerisidir. Dediğim gibi Amerika'da bu bir kuraldır. %50'den fazla asfalt uygulayamazsın. Orada illa beton yollarda yapman gerekiyor. İhalelerde de bir zorunluluğu vardır. SSM'lerin daha ekonomik olması, üretiminin asfalt malzemeye kıyasla daha hızlı ve daha kolay yapılması, durabilite ve dayanım açısından geleneksel betona benzer ya da daha üstün performans göstermesi sebebiyle günümüzde ağır endüstriler zeminlerinde oldukça kullanılan bir beton tarzıdır. Ayrıca SSM'lerin erken yaşlarda yüksek dayanımının, üretim maliyetinin düşük olması, yapım süresinin hızlı olması ve daha az miktarda bağlayıcı içermesinden dolayı baraj tarzı kütle betonlarda kullanım oldukça yaygındır. Şimdi bunları tek tek bakmak istersek eğer, normal betonlarda biliyorsunuz dayanım demin anlattım. Kalsiyum silikatın oluşmasına bağlı olarak ortaya çıkar. Yani zamanla silikatlar suyla reaksiyona girer ve bu ürünler oluşur ve betondaki bağlayıcı özelliği artar. Ama SSM tarzı betonlarda sıkıştırma olayı söz konusu olduğu için beton baştan beri sıkışarak boşlukları minimize edilerek bu tarz betonlarda erken yaş dayanımı diğer geleneksel betona göre biraz daha yüksektir. Üretim maliyeti düşüktür. Kullandığımız ekipmanlar oldukça basittir. Bağlayıcı miktarı çok azdır. Demin bunları anlattım. O yüzden buraya biraz hızlı geçiyorum. Ve bağlayıcının az olmasından dolayı şöyle bir avantajı da var. Biz hepimiz şunu biliyoruz. Kütle betonlarda şöyle bir sorun her zaman söz konusudur. Kütle betonda eğer seçtiğimiz çimento veya bağlayıcı oluşturduğu hidratasyon ısısına göre eğer kontrol etmezsek, herhangi bir çimentoyu seçersek veya bağlayıcı miktarını fazla koyarsak, ortaya çıkan hidratasyon ısısının fazla olmasından dolayı betonda çatlamalar oluşacaktır. Peki bu çatlamalar nasıl olur? Şuna bakalım. Bir düşünün, bir barajım var benim. Bayağı kütleli betondur. Ortam sıcaklığım, ambient temperature'im 20-30 derece civarındadır. İçindeki sıcaklığı seçtiğim yanlış bir seçimden dolayı 150-200 derece sıcaklığı bile olabilir. Hidratasyon ısısına bağlı olarak.
Şimdi içerisi 150 olsun, dışarısı 30 olsun, arada 120 derece sıcaklık farkı var. Çekirdek bölgesi sıcak olduğu için bir şişme meyilli vardır. Dışarıdaki bölge soğuk olduğu için bir büzülme meyilli vardır. Dolayısıyla yüzeye yakın bölgelerde iki tane zıt yönlü gerilmeler karşı karşıya gelecektir. Bu karşı gelmeler betonun içerisinde yüzeye yakın bölgelerde çekme gerilmeler oluşturacaktır. Bu çekme gerilmeler betonun içerisinde çekme dayanma açtığı için çatlak oluşacaktır. Bu çatlaklara termal crack veya termal çatlaklar diyoruz. Kütle betonlarda bu oldukça önemli bir şeydir. Bir betondan özellikle barajlarda eğer böyle bir mikro çatlak oluşursa ilerleyen zamanlarda geçirgenlik artacağı için bayağı bir sıkıntı oluşturacak. Dolayısıyla bu tarz betonlarda bağlayıcı miktarının az olması bizim için bir avantajdır. Ve ayrıyeten demin dediğim gibi çimentonun büyük bir bölümü yerine mineral katkı koyduğumuz için bu ısı da oldukça düşecektir. Çünkü biliyorsunuz mineral katkılar erken yaşlarda çimento kadar reaktif olmadığı için yaptığı reaksiyonlar ve pozitif reaksiyonlar zamanla yaptığı için ilk başta reaksiyon hızını arttırmayacaktır. Dolayısıyla ısı da artmayacaktır. Ve bu da bizim için çok oldukça önemli bir parametredir. Ve seçtiğimiz çimentolara da dikkat etmemiz gerekiyor. Hatırlarsanız ASTM C150 standartında 5 farklı çimento tipimiz vardı. İşte onların bir tanesinde C2S miktarı yüksek olan bir çimentodan bahsediyordu. Oluşturduğu hitap hidrejen bayağı düşük olan bir çimentoydu. O da tip 4 çimentosuna denk geliyordu. Ve o tarz çimentolarda burada kullanmamız mümkündür katkılı çimentoların yanında. Şimdi arkadaşlar SSB'de 4 farklı tasarım yöntemi var standartına göre. Kısaca onlardan bahsetmek isterim. Yüksek bağlayıcı yöntemi. Bağlayıcı miktarının daha fazla olduğu yöntemdir. Silindire sıkıştırılmış baraj veya Japon yöntemi. Sıklıkla Japonya'da kullanılan bir yöntemdir. Mühendisler topluluğu yöntemi. ABD ordusu tarafından geliştirilen bir yöntemdir. Ve maksimum yoğunluk yöntemi veya maksimum density metot ki benim de projemde uyguladığım yöntemdir. Bu yöntem aslında SSB tasarımında dünyada en çok uygulanılan yöntemdir. Ve yol uygulamaları için oldukça yatkın bir yöntemdir. Sebeplerini de birazdan beraber tartışacağız. Şimdi yüksek bağlayıcı yönteme baktığımız zaman bu yöntem Amerika Birleşik Devletleri tarafından işte Upper Stillwater barajı tasarımında geliştirilen bir yöntemdir. Bu yönteme göre tasarlanan karışımlar genellikle yüksek oranda bağlayıcı malzeme, yüksek miktarda poz olan temiz ve iri bir agregasyona sahip agrega içermeli ve karışımın işlevlerinin yüksek olması gerekmektedir. Şunu düşünmemiz gerekiyor. SSB tarzı betonlarda biz çökmeyi sıfır olmasını istiyoruz. Ama yüksek bağlayıcı yöntemle oluşan betonlar biraz daha bu kategoriye giremiyor. Çünkü bağlayıcı miktarı fazla olduğu için bir miktar işlenebilir bir betondan bahsediyoruz. Dolayısıyla biraz daha farklıdır bu tarz beton. Bizim bahsettiğimiz örneğin maksimum yoğunlukta oluşturulan betonlar. Ki birazdan bunların farkında beraber tartışacağız. Ancak karışımlarda bağlayıcı malzemenin fazla kullanılmasına bağlı olarak sıcaklık artışından kaynaklı oluşabilecek hacimsel değişimler muhakkak kontrol edilmesi gerekiyor. Demin anlattım. Bu sıcaklık artışı bizim için oldukça önemlidir. Ve burada sıcaklığı düşük olan çimentolar kullanılması gerekiyor veya çimentonun bir bölümü yerine pozitif malzemeler tercih edilmesi gerekiyor. SSB karışımı sıkıştırma işlemi sırasında maksimum yoğunlukta olması için taneler arasındaki boşlukların yeterli miktarda hamur ile doldurulması gerekmektedir. Yeterli miktarda hamur içermeyen karışımlarda sıkıştırmaya rağmen arta kalan boşluklar dayanımının azalmasına ve geçirgenliğin artmasına neden olacaktır. Bu yöntemde SSB karışımlarının tasarlanması 3 farklı aşamada yapılır. Belirli bir sıkıştırma enerjisi altında minimum boşluk hacmi için agrega gradasyonunun seçilmesi. İkinci aşamada istenilen işlenebilirliği elde etmek için agregalar arasında kalan boşluk hacimlerinin dikkate alınarak optimum hamur miktarının belirlenmesi, yani boşluk miktarını azaltmaya yönelik bir çalışma yapılıyor. Üçüncü olarak da istenilen dayanımı sağlamak için hamurun su bölü bağlayıcı oranının çimento pozitif malzeme içeriğine göre belirlenmesi. Ki bu üç aşama laboratuvarda gerçekleştirilir ve elde ettiğimiz sonuçlar direkt sahada uygulanmaya başlamaktadır. İkinci metot Japon yöntemidir. Bu yöntem barajlarda Japon mühendisler tarafından
geliştirilen bir metottur. Bu yöntemde bağlayıcı miktarı genelde 120 ile 140 kilogram bölümetreküp arasında kullanılmakta olup ve bağlayıcının %30 oranında uçucu kül ilave edilmektedir. Bu yöntemde iki kritere çok dikkat etmemiz gerekiyor. Birincisi, istenilen dayanımı sağlamak için sağlamak koşulunda mümkün olduğu kadar çimento miktarını düşük tutmak. Ayrıca hidratasyon ısısını düşürmek amacıyla mümkün olduğu kadar yüksek miktarda pozitronik malzeme kullanmak. Bu iki parametrede dikkat edilerek geliştirilen bir beton dönüşü. Burada tablo 1'de Japonya'da üretilen farklı barajlara ait karşı oranları verilmiştir. Tabloya bakıldığımız zaman şunu görebiliriz burada. Bağlayıcı miktarları oldukça düşüktür. 120 kilogram bölü metreküp bağlayıcıyla bir baraj yapmışlar. Çimento oranları düşüktür. Genelde bağlayıcının toplam bağlayıcının %30 oranında düşük kullanılmıştır. Bu yöntemde Weber deneyi aparatına benzer özellikte olan bir kıvam ölçeği kullanılmakta ve karışımın yüzeyinde harç gözlerine kadar vibrasyon işlemine devam etmektedir. Bunu hepimiz biliyoruz. Düşük kıvamlı betonlarda normal çok bedeneğinin yerine Weber deneyi uygulanmaktadır. Bir titreşim yaparak deneyi uygulanmaktadır. Ki bu tarz Japon yöntemini uygulanan betonda Weber deneyi direkt uygulanmıyor. Ona benzer bir titreşim yapan daha farklı bir aparat kullanılıyor. Bu yöntemin tasarımında ve yapımında kullanılan kıvam tesisi cihazları farklı olmasından dolayı bu metot daha çok Japonya'da uygulanmıştır ve diğer bölgelerde çok fazla rastlanmamıştır bu yönteme. Üçüncü metodumuz mühendisler topluluğu yöntemidir. Mühendisler topluluğu yöntemi su çimento oranı ve dayanım ilişkileri üzerinde tasarlanmış bir yöntemdir. Karşımdaki su ihtiyacı ve maksimum agregat tane boyutu istenilen ve zamanlı bağlı olarak değişmektedir. Ayrıca karışımdaki ince agrega miktarının toplam agrega hacmi oranı maksimum agrega tane boyutu ve ilave özelliklerine bağlı olan bir yöntemdir. Sesleme karışımlar için mühendisler topluluğu yönteminde önerilen tipik nominal maksimum agrega tane boyutu 75 mm olarak önerilmiştir. Daha büyük agregaların kullanımı sesleme'nin taşınması ve yerleştirilmesi sırasında ayrışmaya sebep olacağı da bilinmektedir. Dolayısıyla bu konu dikkat edilmesi gerekiyor. Ancak söz konusu büyük çaplı agregalar SSB'nin maliyetini düşürecektir. Şimdi agreganın tane boyutunun artması niye maliyeti düşürür onu tartışalım. Bunun normal betonunda biliyoruz. Eğer bir betonda iri agrega miktarı artarsa, yani ince agrega miktarı azalırsa toplam yüzey alanı azalacağından dolayı betonda su ihtiyacı azalacaktır. Betonda su ihtiyacının azalması eşittir. Betonda hamur ihtiyacının, hamur gereksinimin azalması. Dolayısıyla çimento tüketimi azalacaktır ve oluşturduğumuz betonda biraz daha ekonomik olacaktır. Ancak irade kadar da bağlayıcının düşük olduğu bir ortamı düşünün. Bu tarz betonlarda ayrışma çok kritik bir parametredir. Bunu dikkat etmemiz gerekiyor. Bu tarz beton için ideal bir irade gradasyonla tabloda görebilirsiniz. 3 farklı dağılım için verilmiş. 4 ile 75 mm arasında. 4 ile 50 mm arasında, 4 ile 19 mm arasında 3 farklı agregat dağılımını tablodan görebiliriz. Ve bunlar sıklıkla mühendisler topluluğu yöntemine uygun olarak yapılan SSB'lerde kullanılan agregat gradasyonlardır. Silindirle sıkıştırılmış kütle beton karışımlarında kullanılan ince agrega az miktarda işte 600 mikrondan daha küçük tanelerin bulunması gerekmektedir. SSB'ler ince agrega kullanımı öncelikli olarak matris içindeki boşlukları azaltmak, karışımın kusma eğilimini azaltmak ve genellikle daha kozif ve işlenebilirliği yüksek olan bir beton elde etmek için yapılır. Şimdi burada kusma terimi diye bir şey geçtim. Bunu yine yapı malzemesinde hatırlamamız gerekiyor. Kusma dediğimiz işte bleeding, kanama. Bu olay genelde su çimento oranı yüksek olan betonlarda ortaya çıkan bir olumsuz bir olaydır. Nedir? Beton fazla suyunu kendi matrisinde tutamıyor. Dolayısıyla bu su kılcal yollarla betonun yüzeyini hareket ediyor. Bu hareket etmenin sonucunda bir takım olumsuz şartlar ortaya çıkacaktır. Bunlar nedir? Eğer su yukarı doğru hareket ederse, şimdi kendiyle beraber ince malzemeleri de taşıyacaktır. İşte bu ince malzemelerin içerisinde bağlayıcı ve çimentolar da vardır.
İşte bunlar taşındığı zaman da betonun içerisinde homojenliği bozulacaktır. Dolayısıyla betonun homojen olmamasını sağlayarak betonda dayanın düşmesi sebep olacaktır. Ayrıca bu sular yukarı doğru hareket ederken, ince malzemeleri taşırken betonun içerisinden bir takım boşluklar oluşturacaktır. Boşluklar oluşması da betondaki toplam boşluk hacmini arttırarak yine dayanın azalmasına sebep olacaktır. Sular yukarı doğru hareket ederken bir agrega yığınının altında birikebilir veya bir donatının altında birikebilir. Bu yığılma betonun içerisinde bir içsel gerilme oluşturabilir. Bu içsel gerilme betonda çekme gerilmesi oluşur. Oluşan çekme gerilmesi betonun çekme dayanmaya başlayacağından betonda çatlak oluşacaktır. Veya su yukarı doğru hareket ederken yüzeydeki bölgenin su çimento oranı artacaktır. Dolayısıyla betonun yüzeyinin kalitesi düşecektir. Örneğin aşınmaya karşı direnci düşük olan bir beton elde edilecektir. Son olarak da betonun yüzeyinde suyun birikmesi perdelenme işlemini geciktirecektir. Ayrıyeten de betonun yüzeyinin sulu olması soğuk havalarda, soğuk şartlarda betonda yüzey bölgelerde suyun genleşmesi oluşacak ve betonda donma çözüme direnci azalacaktır. Şimdi uçucu kül ve doğal pozolanlar veya yüksek kırıncı rufunun tamamlayıcı ince malzeme olarak kullanılması sezebi karşılığında su ihtiyacını ve çimento içeriğini azaltacaktır. Ayrıca kusma olayı gibi olumsuz şartları da ortadan kaldıracaktır. Sezebi karşılığında kullanılan ince agregalar, incelik modülü 2.1 ile 2.75 arasında tavsiye edilir. İşte burada kullandığımız ince agregalar limitlerini tabloda verilmiştir. Her bir agrega boyutu için hangi limit aralarında olmamız gerekiyor. Onlar vurgulanmıştır. Ayrıca burada farklı maksimum agrega büyüklüğü için su gereksinimi, kum miktarı, hamur harç oranı ve hava içeriği verilmiştir. Burada ortalama maksimum agregalarına göre bir sınıflandırma yapılmış. İşte 19, 50, 75 milimetreye göre 3 farklı sınıflandırma yapılmıştır. Ayrıca bebe sürelerine göre bir kıyaslama yapılmıştır. Şimdi şuna bakmamız gerekiyor. Agrega tane boyutu arttıkça toplam yüzey alanı azaldığı için bir kere su ihtiyacı azalacaktır. Ki sonuçlarında bunları görebiliyoruz. Su ihtiyacının azalması kum miktarının azalması demektir. Harç miktarının azalması demektir. Çimento tüketiminin azalması demektir. Ki bunların hepsi birebir tabloda görebilirsiniz. Ve ayrıyeten bebe süresinin değişmesi. Şimdi burada 30 saniyenin altı, 30 saniyenin üstündeki bir sınıflama verilmiş. 30 saniyenin altındaki bebeler, yani ürettiğimiz beton biraz daha akıcıdır. Hızlı bir şekilde yerleşiyor. 30 saniyenin üstünde olduğu zaman yine su miktarı daha azdır. Dolayısıyla 30 saniyenin üstündeki betonlarda betona ilave ettiğimiz su miktarı da azalmaktadır. Şimdi son yöntem maksimum yoğunluk yöntemi veya maksimum density metodu. Dediğim gibi en sık kullanılan bir yöntemdir. Biz de projemizde bu yöntemi kullandık. Maksimum yoğunluk yöntemi Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilmiş bir yöntemdir. Literatürde zaman yaklaşımı olarak da adlandırılmaktadır. Zemin yaklaşımı olarak adlandırılmaktadır. Bu yöntem maksimum tane çapının daha küçük ve bağlayıcı dolaylarının daha yüksek olduğu SSB karşılamalar için uygundur. Betonla, bundan dolayı da SSB ile imal edilen yollarda yaygın olarak kullanılan bir metottur. Bu yöntemde yapılan uygulamalarda farklı su bölü bağlayıcı oranlarına sahip karışımlar oluşturulur. Bağlayıcı malzeme miktarı genellikle 120 kilogram bölü metre küpten daha az miktarda ve toplam kuru ağırlığı %12 ile 17 arasında ayarlanmaya çalışmaktadır. Ayrıca mineral katkı kullanımı da %40'a kadar arttırılabilir ki biz projemiz 160'a kadar da kullandık ve gayet başarılı sonuçlar elde ettik. Geleneksel beton üretiminde faktörü olan su bölü bağlayıcı oranı SSB karşılarında başlıca tasarım faktörü değildir. Çünkü burada betonu biz sıkıştırıyoruz. SSB karşılarındaki su miktarı karşılarının maksimum yoğunluğuna, proje kriterlerine ve karşımda kullanılan kimyasal katkının varlığına göre değişmektedir. Bu yöntemin SSB'nin tasarımında en fazla tercih edilen bir beton tarzı olduğunda daha önce birkaç defa söylemiştim. Burada ABD ordusu mühendisler tarafından gerçekleşen birkaç tane proje örnek göstermeye çalıştık. Görüldüğü gibi kullandığımız bağlayıcılar işte 250-300 kilogram metreküp civarında
ayarlanmaya çalışmıştır. Yer yer %50 oranlar üçüncü kullanılmıştır. Ve su miktarları da oldukça düşük. Yani su sıçrama oranlar 35 ile 0.40 arasında değişimini de görebiliriz. Yol betonlarında dediğim gibi yaygın şekilde kullanılan bir beton tarzıdır. Maksimum yoğunluk yöntemine göre hazırlanan SSB karşılarının üretiminde zemin numunesine benzer işlemler yapılmaktadır. Deney numunesi modifiye proktör deneyinde 2700 kJ bölüm metreküp enerjiyle sıkıştırılırken standart proktör deneyinde bu 600'e kadar da düşebilir. Sahadaki SSB uygulamalarında büyük titreşimli çelik silindir araçlarıyla sıkıştırma işlemi yapıldığından laboratuvar çalışmalarında modifiye proktör deneyini SSB üretimi için daha uygun olduğunu düşünülmektedir. Şimdi bu yöntem nasıl yapılır? Bunu bir kısaca size anlatmaya isterim. Modifiye proktör yöntemine göre her bir karışım için farklı kuru bilim ağırlık, su muhtevası dağılımı yapılır. Şöyle ki her bir karışım serisi için 4-5 farklı suçun oranlarında karışım hazırlanır. Bu karışımlar standartlara uygun bir şekilde laboratuvarda işte çelik bastırma plakası ve hilti yardımıyla 3 farklı katmanda sıkıştırılır. Daha sonra çelik kalıptan numuneler çıkartılıp bir el arabasına serilir. Farklı farklı noktalarında toplam 600 gram numune alınır. Bu numune 24 saat boyunca etüde bekletilir ve kuru ağırlandırılır ve böylece buradan malzemenin su muhtevası seçilebilir. Daha sonra da her bir silindiri sıkıştırdığımızda zaten malzemelerin ağırlıkları ölçmüştür. Ağırlık bölü hacim yaparak da her bir seri için birim hacim ağırlığı rahatlıkla bulabiliriz. Daha sonra böyle bir grafik çizmemiz lazım. İşte grafikleri oluşturduğumuz zaman böyle bir parabolik bir dağılım göreceğiz her bir karışım için. Buradaki maksimum nokta bizim maksimum kuru birim hacim ağırlığımıza denk gelecektir. O miktarda karşı gelen su ortalama su muhtevasıdır. Şimdi bu noktanın sağında solunda illa bir su çıkma oranları vardır. Atıyorum mesela burada 0.35 ile 0.40 arasına denk gelmiştir. Entropülasyon yaparak da bu karışım için su çıkma oranının 0.39 olduğuna karar verilir. Ve böylece bu karışımın su çıkma oranı tespit edildikten sonra tekrardan tasarım yapılır ve tekrardan beton üretilmeye başlayacaktır. Burada dikkat etmemiz gereken diğer bir konu kullandığımız sıkıştırma tekniğidir ve sıkıştırma enerjisinin miktarıdır. Şekilde görüldüğü gibi sıkıştırma enerjisi arttıkça beklenildiği gibi karışımların kuru birim hacim ağırlığı artacaktır, su muhtevası azalacaktır. Dolayısıyla eğer betonları kıyaslayacaksak sıkıştırma metodunda sabit tutmamız gerekiyor. Çünkü bu parametre betonun özelliğini oldukça etkilemektedir. Dediğim gibi burayı geçiyorum, burayı anlatmıştım. Buradaki formüle göre su muhtevasını hesaplıyoruz. Daha sonra da malzemenin kuru birim hacim ağırlığını hesaplayıp ve orada grafiği oluşturuyoruz ve grafik sonucunda da optimum su muhtevası, maksimum kuru birim hacim ağırlık ve en uygun su muhtevası oranını elde ediyoruz. Genellikle SSB karşılığında kullanılan malzemelere baktığımız zaman bağlayıcı maddeler, agregalar, su, 200 nol elektriğinden geçen çok ince malzemeler, akışkanlaştırıcı ve hava sürükleyici kimyasal katkıları görebilirsinizdir. Bağlayıcı maddelere baktığımız zaman SSB'de çimento mineral katkı bağlayıcı malzemeler kullanılır. Büyük kütle ve hacime sahip SSB'lerde hidratasyon ısısından kaynaklanan termal genleşmeler sonucunda oluşan çatlakları önlemek için çimento yerine %20 ile 30 oranında mineral katkı kullanılabilir. Bağlayıcı maddelerin sülfat etkisi ve alkali silikon reaksiyon gibi etkilere karşı dayanıklı olması gerekiyor. Çimentolardan bunu hatırlarız. Çimentolarda alkali oksitlerimiz vardı. Sodyum ve potasyum oksitler. Bunlar alkali silikon reaksiyonuna sebep olabilirdi ve bir takım durabilite problemi oluşturdu. Şöyle ki, ürettiğim çimentolarda eğer bu sodyum oksit artı 0.685 çarpı potasyum oksitin toplam miktarı eğer 0.6'nın üstündeyse ürettiğim çimento high alkali dediğim yüksek alkali çimento hesaplanırdı ve bu sıkıntı kaynağıydı. Düşük olduğu zaman 0.6'nın herhangi bir sorun değildi. Eğer yüksek olursa ve kullandığım agregalarda reaktif sis içeriyorsa örneğin bazalt gibi bu reaktif agregalar alkalilerin reaksiyon yapıp alkalisi reaksiyon sonucu bir jel oluşur. Bu jel zamanla suyu emer, şişer, çatlak oluşur.
İşte bunları engellemek adına da kullandığım çimentonun alkalisini düşürmem gerekiyor veya agreganın reaktivitesini kontrol etmem gerekiyor. Ancak SSB tarzı betonlarda bu çok fazla sorun oluşturmayacaktır. Çünkü bir kere kullandığımız bağlayıcı malzeme miktarı çok düşüktür. Ve çimentonun bir kısmı yerine mineral katı kullanıyoruz. Mineral katı kullandığımız zaman da betonda, çimentodaki var olan diğer zararlı malzemeler, işte C3A miktarı düşerek sulfat etkisi direnci artıyor. Alkaloksitleri düşerek alkalisilika reaksiyonla karşı direnci artıyor. Ayrıca oluşturduğu fiziko-kimyasal etkisinden dolayı geçirgenlik azalarak su içeri giremiyor. Bahsettiğim reaksiyonların hepsi suyun eşliğinde yapılır. Betona su giremezse bunların hepsi oluşmayacaktır. Dolayısıyla bu tarz betonlarda bağlayıcı malzemeleri uygun bir şekilde seçerek de durabilir sorunları ortadan kaldırmamız mümkündür. Normal betonda kullanılan çimento tipleri SSB'lerde de aynen kullanılmaktadır. Baraj tarzı betonlarda bu veya kütle betonlarda Hitachi Hydrogen olayı açısından seçtiğimiz betonlara biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Ortaya çıkar oluşturduğu ısı düşük oranda seçilmesi gerekiyor. Burada bir örnek vermek istedim size. Türkiye'de SSB olarak yapılan iki tane barajdan bahsetmek istedim. Bir tanesi Denizli'de yapılan Cincere Barajı. 50 kilogram milimetre küp sen bir 42,5 rayet portland çimentosu ve 20 kilogram milimetre küp de uçucu külle yapılmıştır. Toplam 70 kilogram milimetre küp bağlayıcıyla SSB barajı yapılmıştır. İzmir Beydağ Barajı'nda da bu oran sırasıyla 60'ta 30 olarak değişmiştir. Japonya'da inşa edilen SSB barajlarında genellikle 120 kilogram milimetre küp arasında çimento kullanılır. Zemin yaklaşımına yapılan betonlarda 120 kilogram milimetre küp arasında yine çimento kullanılmaktadır. Beton yaklaşımıyla tasarlanan SSB'de ise çimento miktarı biraz daha fazladır. 250 kilograma göre de artabilir. Mineral katkıların başında betonda en çok kullanılmamız mineral katkı uçucu küldür. Ki bu SSB'de oldukça yaygındır. Dünya'da ve Türkiye'deki SSB barajları inşaatında en çok kullanılan yapay mineral katkısıdır. Uçucu külün kullanımı çökme değerinin sıfır olan betonun işlenebilirliğini arttırmakta ve kütle betonundaki hidratasyon ısısını düşürecektir. Bunlar da daha önce nedenlerini bahsettik. Uçucu külün özellikle SSB baraj uygulamalarında önemli olan priz geciktirme özelliğini de oluşturacaktır. Priz betonlarda, bu tarz betonlarda önemli bir parametredir. Demin anlattım. Katmanları halinde oluşturduğu için bu tarz betonlarda soğuk derz oluşumu genelde kaçınılmaz bir olaydır. Bu soğuk derzden engellemek için farklı farklı yöntemler uygulanmaktadır. Biz de birazdan anlatacağım kendi projemizde. Bunların bazılarını uyguladık. Bunların da bir tanesi mineral katkını uygun bir şekilde kullanarak veya birazdan da söyleyeceğim kimyasal katkıyı uygun bir şekilde seçerek prizi uzatmaktadır. Ki uçucu külü zaten bu görevi yaparak da bu açıdan da biraz faydalı olmaktadır. Diğer kullandığımız mineral katkı silis dumanıdır. Yapılan bir çalışmada silis dumanı ve polimize kullanımının SSB karışımlarının işlenebilirliğinin basınç değerine ve donma çözünmeye karşı direnci üzerinde bir araştırma yapılmıştır. Deney sonuçlarına göre yüksek miktardaki bağlayıcı malzeme içeren karışımların donma çözünmeye karşı direnci artmıştır çünkü boşluklar tıkanmıştır. Karışımlarda %10 oranında silis dumanının eklenmesi SSB karışımlarının hem basınç dayanımını hem de donma çözünmeye karşı direncini arttırmıştır. Ancak bunun normal betonlarını da biliyoruz. Silis dumanı çok ince olduğu için betonda su ihtiyacını arttırır. Dolayısıyla işlenebilirliği de olumsuz yönde etkileyecektir. Kullandığımız bir diğer mineral katkı yüksek fırın curufudur. Bununla ilgili de yüksek fırın curufunun SSB'de kullanımı ile ilgili bir çalışmayı burada göstermeye çalıştım. Normal betonda olduğu gibi çimentonun kısmen yüksek fırın curufuyla yer değiştirildiği SSB karışımlarında agrega kombinasyonundan bağımsız olarak erken yaş dayanımının kontrol karışımına kıyasla daha düşük ancak 90 günün sonunda bu bahsettiğimiz mineral katkının fiziko-kimyasal etkisinden dolayı herhangi bir mineral katkı içermeyen kontrol karışımına göre daha yüksek bir dayanım gösterdiğiyle sonucuna varılmıştır. Sıkıştırma süresinin artışı geleneksel betonun bazı özelliklerini kaybına yol açarken yüksek fırın curufluğu bağlayıcı karışımlarda sıkıştırma sürecindeki artışın özellik kaybına neden olmadığı hatta bazı durumlarda
Betonun basınç dayanımı, geçirgenlik, sönme ve adsorpsiyon özelliklerinin iyileştiği de görülmüştür. Şimdi bir mineral katkıların kullanımını özetlemek istersek, mineral katkıları neden SSB'de kullanılır? Betonun hidratasyon ısısını en aza düşürmek ve böylece çatlakların oluşumunu azaltmak. Bunların her birisini tek tek anlattığım için üzerinde bir daha durmayacağım. Betonun işlenebilirliğini arttırmak, betonun su geçimliliğini azaltmak, betonun ileri yaş dayanımlarını daha yüksek hale getirmek, dolgu malzemesi olarak boşluk oranını düşürmek, çimento dozajını azaltarak da ekonomik olarak fayda sağlamak. Şimdi betonla biliyorsunuz lif kullanarak çekme ve eğilme ve basınç dayanımı ve mekanik özellikle iyileştirilmeye çalışılmıştır yıllardan beri. Bu lifler SSB'de de kullanılabilir. Lif kullanımının SSB'lerin basınç ve eğilme dayanımlarının arttırdığı söylenmiştir. SSB karşılığında çelik lifin basınç dayanımına etkisinin çoğunlukla polipropilen liflere göre daha fazla olduğu bilinmektedir. Çelik lif kullanıldığında tokluk indeksinin arttığı görülmüştür ancak ne çelik ne de polipropilen lif karışımının kırılma modüllerinin herhangi bir değişime uğratmadığı da literatürde bildirilmiştir. Şimdi burada arkadaşlar biraz da betonlarda yani SSB karışımlarında geri kazanılmış malzeme kullanımından bahsetmek istedim. Farklı farklı uygulamalar var orada. Çalışmada geri kazanılmış asfalt kaplama agregası SSB'lerde %50 oranında kullanılmıştır. Ve kireç taşı agregasına göre bir miktar dayanım düşürse de oldukça başarılı sonuçlar elde edilmiştir. Ayrıca bu yıktığımız beton binalardan elde ettiğimiz geri dönüştürülmüş beton agregalarında SSB'de kullanımı oldukça yaygındır. Normal kireç taşı içeren betonlara kıyasla dayanımlar bir miktar düşürmesine rağmen yine de kontrollü bir şekilde SSB karışımlarında kullanımı oldukça mümkündür. Diğer bir atık malzeme kauçuk atığıdır. Pürüzlü yüzeye sahip kauçuk agregasının SSB yollarında kullanımı sünekliğin arttırmasına ancak mekanik özelliklerin olumsuz yönde etkilenmesine sebep olduğu bildirilmiştir. Bu doğrultuda bu malzemelerin çevresel ve ekonomik katkılarını göz önüne alınarak daha az trafik yoğunluğunun sahip olduğu yollarda kullanılabilir olduğu da söylenmiştir. Şimdi SSB'de kullanılan agregalara baktığımız zaman SSB'de aynen geleneksel betonda kullandığımız ince ve iri agregalar kullanılabilir. SSB'de kullanılan agregalar hacimsel olarak %85'den daha fazla olduğu için agreganın özelliği SSB'nin davranışını oldukça etkilemektedir. Şimdi normal betonlarda biliyorsunuz %70 oranında kullandığımız agregalar burada %85'e kadar bunu arttırabiliriz. Dolayısıyla bu da şunu sebep olabilir. Kullandığım agreganın özelliği benim betonumun dayanımını ve diğer özelliklerini oldukça etkilemektedir. Söz konusu bu özellikler agreganın basınç çekme ve kesme dayanımı, elastik samur üzerinde, termal özellikler üzerinde ve durabilite özelliklerinin üzerinde etkiler oluşturacaktır. Bu yüzden daha yoğun, dayanımı yüksek ve uniform bir SSB elde etmek için daha kaliteli ve uygun bir gradasyonuna sahip agrega seçmemiz gerekmektedir. Kırma ve doğal agrega SSB üretiminde kullanılabilir. SSB'lerde agreganın tamir şeklinin dayanım etkisi kendi aksiyonlar göre daha azdır. Çünkü bir sıkıştırma olayı söz konusu burada. Bu olayın karıştırma, taşıma ve sıkıştırma ekipmanlarının farklı olduğundan kaynaklanmaktadır. Alkali agrega reaksiyonu oluşumu potansiyeli SSB'de geleneksel betonlara göre daha azdır. Bunun nedeni ise SSB'nin düşük çimento ve su içeriğine sahip olmasına kaynaklanmaktadır. SSB'de kullandığımız iri agregalara baktığımız zaman agrega boyutları SSB'nin sıkışabilme özelliğini etkilemektedir. SSB katmanlarının serilme yüksekliğinin en büyük tane boyutunun en az 3 katı olması gerekmektedir. Büyük tane çaplı betonlarda daha büyük sıkıştırma kuvveti gerekli. 38 mm'den daha büyük tane çaplı SSB'lerde ayrışma ihtimali yüksektir. Dolayısıyla eğer 38'den fazla bir miktarda fazla bir tane boyutta sahip agrega kullanmak istersek biraz daha kontrollü bir şekilde davranmamız gerekiyor. Geleneksel betonda olduğu gibi en büyük tane boyutu arttıkça agrega boşluk oranı azalır ve böylece harç miktarı da azalmaktadır. Demin de anlattım. Agreganın tane boyutu arttıkça
yüzey alanı azalacaktır, su ihtiyacı azalacaktır, buna bağlı olarak da hamur ihtiyacı azalacaktır. Harç ihtiyacının azalmasından dolayı baraj gibi büyük kütleli seslemelerle hidratasyon sısımından doğabilecek termal çatlamaların önüne geçmesi olacaktır ve böylece bir de maliyette bir azalma söz konusu olacaktır. Çünkü kullandığın içme donun miktarı azalacaktır. Şimdi SSB'lerde ince agregatlara bakarsak eğer, ince agregat gradasyonu SSB'nin harç miktarını belirlemektedir. İnce agregat gradasyonu tipi ve kalitesi SSB'nin sıkıştırılması için gerekli enerjiyi ve optimum sıkıştırmayı elde edebilmek için silindirin geçiş sayesinde etkilemektedir. Buna ilaveten agregatlar arasında boşlukları dolduran ve agregat çevresini saran hamur içerisinde belirlemektedir ince agregat miktarı. Beton yaklaşımıyla tasarlanan seslemelerde kum miktarı genellikle toplam agreganın %30 ile %50 arasında olmakta, zemin yaklaşımıyla tasarlanan seslemelerde ise bu oran %45-50 arasında artmaktadır. Örneğin Beyda Barajı'nda ince agregat toplam agreganın %50'si kadarmış. İnce agregat oranı %50 civarında tutularak betonda daha korozif hale getirebilmekte ve ayrışma potansiyeli azaltmaktadır. Çok ince malzemeler, yani 200 mikronları veya 200 nodan elektron geçen malzemelerle baktığımız zaman da SSB'nin sıkıştırabilirliği ve harç içindeki çok ince malzeme miktarı etkilemektedir. SSB içindeki boşlukları doldurulduğu için çok ince malzeme oranı arttıkça bağlayıcı ve su miktarı da azalmaktadır. Plastik olmayan, düşük plastisi seviyesi kadar olan ince malzemeler SSB imalatlarında da başarılı bir şekilde kullanılmıştır. Ancak plastisi indeksi 4 veya daha az olan ince malzemeler inşaat esnasında problem oluşturmadığı biliyoruz. Diğerlerinde eğer 5 ile 7 ise laboratuvarda kontrol ederek kullanmamız gerekiyor. 7'den fazlaysa da bunları genelde SSB'de çok fazla tercih etmiyoruz. Yüksek oranda kil toprağı içeren SSB karışımları yapının zayıflaması neden olacaktır. Karışım esnasında çimento kil topraklarının arasında işlenmekle birlikte toprak yüzeyini sarar. Buna ilave eden yüksek oranda kil toprakları SSB karışımı için gerekli ince malzemeyi azaltır ve karışım oranları da değişir. Karışımlarda %10 veya daha az oranda kil topağı içeren bir agrega kullanılması gerekiyor. Şu da şundan kaynaklı. Bunu benzer sorunlarını aslında normal betonunda yaşayabiliriz. Şimdi eğer kullandığımız agregalar çok kirliyse, yani kil miktarı eğer betonda çok fazlaysa, bir kere kil şişen bir malzemedir. Su emerek şişer ve bu da bizim için çatlak oluşum kaynağı olacaktır. Zamanla şişirecektir. Betonun boyutsal kararlılığını olumsuz etkileyecektir. Ona ilave eden kil agrega yüzeyini kaplayacağı için agrega hamur ara yüzeyini adiransız yapılacaktır ve dayanımın düşmesi sebep olacaktır. Eğer içerisinde organik malzeme içerirse bu da dayanımın düşmesi sebep olacaktır. Ve daha da önemlisi kil miktarı fazla olan betonlarda su azaltıcı katkı genelde çok fazla etkisini ortaya koyamıyor. Bunun da sebebi şu, kullandığımız su azaltıcı katkılar killerin katmanları arasında absorbe olarak çökerek devre dışı kalıyor ve böylece etkisini çok fazla ortaya koyamıyor. Bu sebepten dolayı biz karışımlarda %10 veya daha fazla oranda kil topağı içeriğinin sahip olan bir agregayı kullanmıyoruz, tercih etmiyoruz. Kilin yüksek orandaki su emme kabiliyeti de dediğim gibi bu betonlarda şişme oluşturarak boyutsal kararlılığı bozacak bir parametredir. Birçok baraj inşaatında yıkanmamış agrega kullanılmaktadır. Düşük dozajlı SSB barajlarında 200 nolu elektrik geçen miktar toplam agrega kütlesinin %8 ile 10'luğu kadardır. Optimum miktarı bulabilmek için deneysel çalışmanın yapılması gerekmektedir. İnce malzemenin bu oranlarda olması şöyle bir etkiler oluşturacaktır. SSB'nin işlenebilirliğini arttırır. SSB'nin sıkışabilirliğini arttırır. Agregat arasındaki boşlukları doldurarak SSB'nin dayanımını arttırır. Betonun geçirimsizliğini
arttırır. Boşlukları doldurarak SSB'nin su ihtiyacını azaltır. SSB'nin korozyonunu arttırarak da arışmaya karşı direncini arttıracaktır. Agreganın tane boyutunun SSB'lerin tabanışlarına etkisi. SSB'de kullanılan agreganın tane dağılımı kendeksel beton olduğu gibi hassas bir şekilde olmakla birlikte hiçbir sınıflandırma bulunmadan da kullanılabilir. İri ve ince agreganın tane dağılımı ve karışım oranları SSB özelliklerini doğrudan etkilemektedir. Özellikle ince agreganın şekli ve tane dağılımı SSB'nin işlenebilirliğini ve yoğunluğunu etkileyen en önemli özelliklerden birisidir. Bu özellikler ayrıca SSB'nin dayanımını ve geçirimliliğini etkiler. SSB'de oluşacak ayrışmayı önlemek amacıyla en büyük tane boyutu daha düşük olan agregalar veya ince agregaları arttırarak bu olayda bir nevi engellenmiş olacaktır. Zemin yaklaşımı ile tasarlanan SSB'lerde ayrışma oluşma potansiyeli yüksek olduğundan dolayı en büyük tane boyutu genellikle 50 milimetre olacaktır. 200 nolelerekten geçen miktarda %15'e kadar sınırlanmıştır. Bu nedenle birçok durumlarda agrega yıkama alanında kullanılabilir. Betonda kullandığımız kimyasal katkılara baktığımız zaman aslında mineral betonda kullanılan kimyasal katkılar SSB'lere de kullanılabilir. Daha az su içeriğinde ve daha az karıştırma süresinde sahip olduğundan kimyasal katkıların SSB üzerindeki etkisi daha azdır. SSB'de kullanılan katkılar ASTM C494 standartında önerilen kriterlerin hepsini sağlaması gerekiyor. Kimyasal katkı maddeleri SSB'nin işlenebilirliğini arttırmak ve priz süresini geciktirmek amacıyla kullanılır. Şimdi arkadaşlar, SSB'ler genelde katmanlar halinde serildiği için demin de anlattım. Priz süresi oldukça önemlidir. Dolayısıyla uygun bir priz geciktirici katkı seçimiyle katmanlar arasındaki yapışkanlık arttırarak soğuk terzin oluşumu da engellenecektir ve sıklıkla bu tarz betonlarda kullanılan bir katkı tipidir. Özellikle sıcak havalarda kimyasal katkı kullanılarak SSB'de oluşabilecek soğuk terzin önüne geçilmelidir. Su azaltıcı katkılar, priz geciktirici, hava sürükleyici katkılar SSB karışımlarında en çok kullanılan kimyasal katkılardır. Priz geciktirici katkılar prizi geciktirerek iki katmanın birbirine uygun bir şekilde adherans sağlamasını, yapışmasını sağlayarak soğuk terzin oluşumunu engelleyecektir. Su azaltıcı katkılarda normal bitumda olduğu gibi su ihtiyacını azaltarak çimento tüketimini biraz daha azaltacaktır. Ve bir miktar karışımındaki işlevini arttırarak sıkıştırmayı biraz daha rahatlatacaktır. Ayrıca hava sürükleyici katkılarda betonda donma çözünmeye karşı direnci arttıracaktır. Hava sürükleyici katkıları biliyoruz. Bu katkılar bir polimer gibi düşünün. Bir tarafı suyu seven hidrofil, bir tarafı suyu sevmeyen hidrofobtur. Bunlar beton içerisinde birbirlerinden bağımsız boşluklar oluştururlar. Boşluklar sayesinde donma çözüm esnasında %9 hacim genleşmesi yaratan sular o boşluklara kaçarak beton içerisinde oluşan genleşmeyi azaltır ve böylece çatlamaya engellenecektir ve betonun donma çözünmeye karşı direnci de artacaktır. Şimdi bir kısa beton, SSB betonlardaki mekanik özelliklerine bakmak istersek eğer, SSB'nin basınç ve eğime dayanımları arasındaki ilişkinin geleneksel betonlardakine benzer olduğu tespit edildiğini göreceğiz. SSB'lerin basınç dayanımı öncelikli olarak bağlayıcı malzeme türü içeriğine, agreganın kalitesi ve gradasyonuna, su muhtevasına ve sıkıştırma derecesine etkilenmektedir. Burada Amerika'daki uygulanan bazı SSB projelerindeki eğilme ve yanma çekme dayanımları verilmiştir. Görüldüğü gibi neredeyse geleneksel betona benzer bir ilişki burada da görmemiz mümkündür. Elastisem modülü betonun rigidliğini gösteren bir parametre. SSB karışımlarının elastisem modülleriyle ilgili bilgilerin nispeten kısıtlı olduğu anlaşılmıştır. SSB'lerin elastisem modülünün geleneksel betonlara kıyasla eşit veya biraz daha fazla olduğu gözlemlenmiştir. Çünkü burada kullandığımız iri agregat miktarları biraz daha fazladır. İri agregat miktarı ciddi daha fazla olduğu için bir miktar rigidliği arttıracaktır. SSB'nin elastisite özelliklerini etkileyen temel faktörlerin numune yaşı, dayanımın, hamurun hacmi, agreganın türü olduğu bilinmektedir. Genel olarak belirli bir agrega tipi için
Elastisa modülü dayanımının bir fonksiyondur. Geri kazanılmış asfalt kaplama ve kauçuk malzemelerin kullanılmasından SSB'nin enerji sönümleme performansı artırmaktadır. Ayrıca karışımlara geri kazanılmış asfalt kaplama veya kauçuk elementlerinin eklenmesi rigidliği ve elastisa modülünü azalttığı ancak tokuluğu arttırdığı da bilinmektedir. Cürfün kullanılmasına da bakıldığında diğer mineral katkıları olduğu gibi erken yaştaki dayanımlar düşürdüğünden dolayı elastisa modülüne düşürmektedir ancak zamanla dayanım artışına bağlı olarak rigidliğin artmasından dolayı da %40 oranında erken yaşlarda elastisa modülünün arttığına dair raporlar vardır. Elastisa modülünün hem SSB matrisi hem de ara yüzey için bu fazların basınç dayanımının karekökünün en büyük agregatana boyutu numune ebatlarına göre değiştiği de bilinmektedir. Yorumla malzemenin dayanımından daha az gerilmelere neden olan yüklerin sürekli tekrarlanmasından kaynaklanan kırılımlardır. SSB karışımlarının yorulma davranışlarının geleneksel betonlara benzer olduğu bilinmektedir. Geri kazanılmış asfalt kaplama malzemeleri gibi malzemelerin SSB'de kullanılması yorulma ömrünün geleneksel betonlara göre daha düşük olduğuna sebep olmuştur. Ayrıca iri agreganın geri kazanılmış asfalt agregası ile değiştirildiği karşılığında ince agreganın değiştirilmesine göre daha fazla yorulma ömrüne sahip olduğu vurgulanmıştır. %3 pirinç kabuğu külü ilave edilmesiyle özellikle 120 günlük külemeden sonra boşlukları azalttığı ve yorulma direncinin arttırdığı vurgulanmıştır. Ancak pirinç kabuğu külünün ikam oranının %52'ye kadar yükselmesiyle bu durumun tersi de gözlemlenmiştir. SSB karışımlarında uçucu kullanımı ile eğilme ve yorulma dayanımının olumlu etkilendiği rapor edilmiştir. SSB yol kalınlığı artışıyla yorulma çataklarının daha geniş olduğu tespit edilmiştir. Boyutsal kararlılığı veya hacim değişikliği. Bunların başında ne gelir? Kuruma büzülmeden dolayı oluşan çatlaklar gelir. SSB'lerde meydana gelen kuruma büzülmesi, karışımlarda bulunan düşük su miktarından dolayı geleneksel kütle betonlara göre benzerdir veya daha azdır. Bir de burada iri agregan miktarı veya agregan miktarı daha fazla olduğundan büzülme riski daha azdır. Çünkü büzülme biliyoruz hamur fazında ortaya çıkan bir olaydır. Hamur suyunu kaybederek büzülme olayı ortaya çıkacaktır. Büzülme mekanizmasını kısaca tanımlamak istersek eğer bilindiği gibi betonda iki farklı boyutlarımız var boşluk açısından. Biri 50 nanometrenin altındaki boşluklar, mikro boşluklar veya 50 nanometrenin üstündeki boşluklar, makro porlar, makro boşluklar. Şimdi beton büzülme, kurumaya maruz kaldığı zaman yüzeyindeki sular ilk başta kurur. Daha sonra kılcal yollarla içindeki sular yukarı doğru hareket edip ve bunlar da buharlaşır. Şimdi ilk başta büyük boşluklardaki sular yüzeye gelip buharlaştığı zaman herhangi bir sıkıntı söz konusu değil. Ancak eğer biraz daha kuruma olayı devam ederse betonun mikro boşluklarındaki veya jel boşluklarındaki sular yukarı doğru hareket ederek yani iri boşluklara, makro boşluklara hareket ederek bir büzülme olayı oluşturacaktır. Çünkü bu bahsettiğim jel boşluklar arasındaki sular şöyle bir görevi var. Bu katmanlar halinde oluşan kalsiyum silika hidratlar arasında dağıldığı için bir basınç oluşturur. Bir katmanlar arası basınç oluşturur. Disjoint pressure diye geçer literatürde. Bu katmanlar arasındaki basınç oluşturan su kaybolduğu zaman bu katmanlar birbirine yapışır. Yapıştığı zaman da betonda bir içsel gerilme oluşur. İçsel gerilmenin oluşmada betonda çatlak oluşturacaktır. İşte bu tarz olaylar SSB'lerde çok fazla sıkça rastlanmayan bir olaydır. Çünkü burada kullandığımız hamur miktarı azdır. Ancak bazen yüksek bağlayıcı betonlar söz konusu olduğunda orada kontrol etmemesi gereken bir durumdur. Ama genelde büzülme olayı çok daha azdır diye. SSB yapılarının katmanlar arasındaki bağ dayanımı önemli bir mühendislik özelliğidir. Bağ dayanımı SSB karışımlarının tek tabaka kısmen bağlanmış veya bağlanmamış kaplama olarak davranıp davranmayacağını belirler. Kısmen bağlı veya bağlanmamış kaplamaların yük taşıma kapasitesi tek tabaka olarak davranan kaplamalardan önemli ölçüde daha düşüktür. Diğer bir boyutsal kararlılık termal özelliklerdir. Bu termal özelliğini de aslında sunumun esnasında anlatmıştım. Betonda var olan
bağlayıcının tipine dikkat etmemiz gerekiyor. Bağlayıcı miktarı çok fazla olmayacağından dolayı dışla içeri ısı farkı çok fazla olmayacağından dolayı termal çatlakları çok fazla olmayacaktır ki bunları uygun bir çimento seçimiyle giderebiliriz veya çimentonun büyük bir bölümü yerine mineral katı kullanarak da bunları azaltabiliriz. Diğer bir olay veya diğer bir özellik seslemelerin geçirgenliğidir. Sunumun başında da anlattım. Betonun geçirgenliği, dayanıklılığını, servis ömrünü etkileyen en önemli parametredir. Her ne kadar düşük olursa, ürettiğim betonun geçirgenliği ne kadar az olursa, betonun dayanıklılığı da artacaktır. SSB'nin geçirgenliği büyük ölçüde sıkıştırılmış beton kütlesinin içindeki boşluklara ve matrisin gözenekliğine göre değişkenlik göstermektedir. Söz konusu bu boşluklar ve gözenekler SSB'nin karışım oranlarına, yerleştirme metoduna ve sıkıştırma derecesine bağlıdır. Genellikle yekpare döküm ve yeterli oranda hamur içeren SSB'nin geçirgenlik performansı genellikle betonlara benzer olmaktadır. Ama dediğim gibi eğer soğuk ders olayı oluşursa bu bayağı büyük bir geçirgenliğe sahip olacaktır. Tras ve hava sürükleyici katkı içeren SSB karışımlarının 90 günlük geçirgenlik değerleri genellikle betonlara göre %14 daha düşük olduğu ancak çimento içeriğinin düşük olması ve trasın düşük pozisyon aktivitesi sonucu traslı karışımların erken yaşta bir dayanmanın düşük olduğu da vurgulanmıştır. SSB karışımlarında yüksek çimentonun yerine %3'e kadar kömür atık külünün kullanılması boşluk içeriğini azalttı ancak bu oranın %3'ün üzerine çıktığı zaman da boşluk oranının arttığı da bildirilmiştir. Kömür atık külünün porten çimentosuna göre daha ince olması ve pozitronik reaksiyonunu göstermesi sonucunda demin de anlattığım fiziko-kimyasal etki sebebinden dolayı agrega hamur ara yüzeyinin güçlenmesi sebep olacaktır. Nikel çatlaklarının azalmasına ve geçirimsizliğinde artmasına, yani geçirgen bir beton oluşmasına, geçirgenliği düşük olan bir beton oluşmasına neden olacaktır. Şimdi sunumun sonunda TÜBİTAK projesi kapsamında yürüttüğüm bir projeyi burada anlatmak istiyorum. Bizim projemizin konusu yüksek oranda uçucu kül içeren silindirle sıkıştırılmış betonlarda katmanlar arası soğuk ters oluşumu incelenmesidir. Proje bütçesi 316 bin, proje süresi 36 aydır. Bizim projenin son aşamasında saha denemesi vardı. Bu saha denemesinde aslında biz bu saha betonun desteğiyle bir gerçek yolda 30-40 kilometrelik bir yolda uygulayacaktır. Ancak ne yazık ki pandemiden dolayı bu olamadı. Dolayısıyla Bursa Uludağ Üniversitesi Rektörlüğü'nün desteğiyle ve TÜBİTAK Başkanlığı'nın desteğiyle Uludağ Üniversitesi'nin rektörlüğü tarafından tahsis edilen bir yol üzerinde bu projeyi gerçekleştirdik. Şekilde de görebilirsiniz. Biz bu projede aslında şunu engellemeye çalıştık. Demin daha sıklıkla anlattım. Katmanlar halinde uygulandığı için betonları soğuk ters oluşumu kaçınılmaz bir olaydır. Bu olayı nasıl engelleyebiliriz? Biz aslında teorimizi bunun üzerine kurduk. Bunun için farklı yöntemler uyguladık. Birkaç tanesinden burada bahsetmek isterim. Bir tanesi demin anlattığım uygun bir priz geciktirici katkı seçimiydi. Bunun için farklı tiplere sahip, farklı kökenlere sahip toplamda 28 tip priz geciktirici katkı polisem firması desteğiyle sentezledik. Bunları normal harç karışımlar üzerinde etkinliğini denedik. En etkin olan 3 tanesini seçtik ve SSB katmanları arasında direkt betonlara ilave edilerek zamana bağlı işte 0 dakika, dökümden 1 saat sonra, dökümden 2 saat sonra, dökümden 3 saat sonra ikinci katmanda uygulamaya çalıştık. Ve ürettiğimiz betonları iki farklı yönde döküme dik ve döküme paralel yönde basınçlı su altında su işleme derinliği tabi tuttuk ve suyun geçmesine bağlı olarak da soğuk terzin oluşup oluşmadığını tespit etmeye çalıştık. Diğer bir yöntemde biz iki katman arasında yine bahsettiğim bu sıfırdan 3 saat zaman aralığında özel bir harç uyguladık. Bir başka yöntemde bir çimento şerbeti uyguladık. Bir başka yöntemde de izole agregaları serptik ve
ikinci katmanı uygularken iki katmanın birbirine aslında kenetlenmesini veya tabiri caizse dikilmesini sağlamaya çalıştık. Ve diğer bir yöntem de bu SSB'lerde uygun bir şekilde polipropilen lif kullanımıyla soğuk derzi engellemeye çalıştık. Bu yöntemlerin sonunda en çok olumlu etki gösteren yöntem katmanlar arasında soğuk derzi engellemek için özel tasarladığımız harcın olduğunu tespit edebildik ve onu da bu yolda, göründüğümüz yolda uygulamaya çalıştık. İlk başta SSB yol kaplamaları için bir alt temel ve temel çalışması yaptık. Ve optimum bir şekilde sıkıştırmaya çalıştık. Biliyorsunuz SSB yollarında temel ve alt temelin çok sağlam olması gerekiyor. Çünkü burada ağır araçlar yanında geçer. Eğer onu uygun bir şekilde yapmazsak betonda oturmalar olur ve burada betonun, rigid betonun çatlaması sebep olacaktır. Daha sonra ikinci şekilde de görüldüğü gibi bahsettiğim toprakları yere serdik nişayla, toprak silindirleri üzerinden geçtik, daha uygun bir yol elde ettik. Onun sonunda da ürettiğimiz, proje kapsamında tespit ettiğimiz optimum özelliğe sahip SSB karışımını üretip finisher sayesinde, finisher desteğiyle yola serip ve silindirle bunu sıkıştırmaya çalıştık ve sonunda da şekilde de görüldüğü gibi uygun bir yol üretebildik. Benim sunumum bu kadar. Çok yordum sizi. Umarım faydalı olmuştur. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Ayşe Hanım, eğer soru varsa alabiliriz. Bana sorunuz var, hocam gönderdim size. Soruya bakayım ben. Yalnız ben soruları göremiyorum. Filiz Ergin, temel betonu C25 üzeri C30'da hesap edilmiş projede temel ve üzeri C30 beton sınıfı dökülürse proje ya da yapılan ne gibi revize olmalı, ne gerekli, saygılarımla diye sormuş hocam. Bir anlamadım, bir daha söyler misin soruyu? Filiz Ergin, temel betonu C25 üzeri C30 ile hesap edilmiş projede temel ve üzeri C30 beton sınıfı dökülürse projede proje ya da yapıda ne gibi revize olmalı, ne gerekli, saygılarım mı? Yani şunu anlıyorum. Eğer betonun daha düşük dayanımı mı dökülürse onu mu kastediyor? Eğer aslında sorunun başı biraz açık da sonu çok belli değil. Ben o zaman şöyle anlatayım. Eğer betonda dayanımı arttırmak istiyorsak betonun kendisinde bir kere suçumun oranını düşünmemiz gerekiyor ve kullandığımız agregaların gradasyonunu, kullandığımız agregaların özelliğini ve çimento tipini değiştirmemiz gerekiyor. Temel betonlarda C30'un üzerinde beton yapılması istiyorsa tabii ki C30'un yapılması gerekiyor. Ben bu sorunun açıkçası ne sormak istediğini anlayamadım. 25'in üstünde beton dökülürse soruyorlar. Zaten proje uygun yapılmıştır. Burada herhangi bir revizyona yapılmasına gerek kalmayacaktır. Siz böyle mi anlattınız soruyu? Ben bilmiyorum. Ben böyle anladım sanki. Başka soru varsa başka soru alabiliriz. Aslında bu soru biraz ne sormak istediği arkadaşımızın çok belli değildir. Hocam bir tane daha geldi şimdi. SSB yol yapımında silindirin izlemesi gereken rota önerisi var. Bu rotaya silindirin uyması neden önemlidir? Önemli de çünkü şundan dolayı önemli. Şimdi eğer biz yani silindirle betonu sıkıştırırken eğer bu sıkıştırma işlemleri birbirinin üstüne gelirse yani örtüşürse o zaman betonun yüzeyindeki perdelama işlemi bayağı gecikecektir. Yani çok düz bir yüzey elde etmek mümkün değildir. Aslında yan yana getirdiğimiz zaman da şöyle bir şey yapmamız gerekiyor. Çok çok azıcık diğerine kayması gerekiyor. Çünkü bunu yapmazsak yine demin bahsettiğim soğuk derz oluşumu kaçınılmaz hale gelecektir. Bu soğuk derz oluşumundan engellemek için
Çok az bir şekilde diğer katmanlara aslında geçebiliriz. Benzer şey asfalt betonlarda da gözlenen bir olaydır. Ama asfaltlar daha rigidliği daha az olan bir malzeme oldukları için, polimerik malzemeler oldukları için beton tarzı soğuk derse oluşumu söz konusu değildir. Beton bir gevrek malzeme olduğu için bir de bu SSB tarzı betonlar kıvamı düşük olduğu beton olduğu için şimdi yan yana eğer yaparsam rotayı tamamen izlersem eğer bu sefer eğer iki kat yolu ikiye ayrılıp her birisini ayrı ayrı sıkıştırırsam bu sefer soğuk ders oluşumu katmanlar arasında değil iki rotor arasında oluşacaktır. Ancak bunları biraz daha ötüştürmem gerekiyor ki soğuk ders oluşumu engellensin. Bir de şöyle bir şey var. Aslında eski seviyelerde ve yollarda en çok rastlanan sıkıntı şudur. Şimdi silindirle serildiği için silindir serdikçe bu beton yayılıyor etrafa. Mesela atıyorum bizim yolumuz 7 metredir. Diyelim 7 metreye sıkıştırdım. Şimdi 7 metre geldiği zaman biz mecbur sıkıştırmaya bırakıyoruz. Ve bu da ne oluyor? Yolun etrafı, kenar tarafı iyi sıkışmıyor. Ama bunu projeciler şöyle sunuyorlar. Benim yolum 7 metredir. Ben bunu 7,5 yapıyorum. Dolayısıyla kenardaki kısımlarda çok iyi sıkışması da olur. Ama öyle bir şey olmuyor. Çünkü etrafında bir şeyle kapatmak lazım. Düzgün bir şekilde bunu sıkıştırmak lazım. Çünkü kenar kısımlar iyi sıkışmadığı zaman özellikle donma çözülmenin sıklıkla rastlandığı bölgelerde suyun girmesiyle, suyun donmasıyla kenar bölgelerde betonun geçirgenliği artacaktır. Bu da sıkıntı kaynağı olacaktır. Biz bu sorunu kalıpta çözmedik aslında. Yolda bir beton bir kaldırım yaptık yolun etrafında ve onlarla yola sıkıştırarak da çok rahatlıkla köşe kısımlarında demin anlattığım gibi elle manuel şekilde sıkıştırmaya çalıştık. Hocam son sorumuz ülkemizde SSB yol uygulamalarının az olmasının nedeni nedir acaba ve bunu artırmak için neler yapılabilir? İşte bir sondan geleyim ben. Arttırmak için aslında belediyeler biraz daha ellerini taşla dokunmaları gerekiyor. Aslında bunu birkaç belediye yaptığını biliyorum. Ama ne yazık ki çok fazla yaygın bir şekilde uygulanmamıştır. Çünkü bir ön yargı var betonlar. Beton rigid malzemedir. İşte rahatlığı, konforu azaltır veya çatlama oluşturur. Ama eğer düzgün veya şöyle bir yanlış algı da var. Ses yapar. Halbuki aslında sesi asfaltın daha az olur. Çünkü şöyle bir şey var. SSB'nin yüzeyi daha pürüzlü, daha rahat bir şekilde olduğu için yüzeyindeki pürüzlülükler ve arabanın lastiğinin arasındaki oluşan sesler, sürtünme kuvvetinden dolayı oluşan sesler agreganın etrafında dağılarak, absorbe olarak aslında daha az ses oluşturur. Konforu çok fazla etkilemez, tam ters olur. Ayrıca eğer düzgün bir şekilde temel alt temel yapılırsa çatlak riski de azalacaktır. Türkiye gibi ülkelerde çimentonun yaygın bir şekilde ürettiği ülkelerde aslında SSB tarzı betonların daha yaygın olması gerekiyor. Çünkü asfalt tarzı betonlar daha pahalıdır. Veya trafiğin çok yoğun olmadığı bölgelerde yapılabilir. Yaygınlaşmamasının en büyük sebebi Türkiye'de bu konuda biraz daha tecrübesiz olmaktır. Belediyelerin bu konulara biraz daha sıcak bakmamasından kaynaklanmaktadır. Ancak dediğim gibi birkaç tane yol son zamanlarda yapılmıştır. Hocam bir tane daha soru geldi. Melen Barajı'ndaki gövde çatlağı hakkında bilgi verir misiniz? Melen Barajı'ndakini bilmiyorum açıkçası. Neden yapıldığını da bilmiyorum. Eğer arkadaş biraz daha ayrıntılı bir şekilde anlatırsa oradaki çatlaklar büzülmeden dolayı olabilir belki veya yükün veya tasarımın yanlış olduğundan gelen yükü taşımadan dolayı olabilir. Melen Barajı'nın hangi tarz betonun olduğunu veya çatlağın neden kaynaklandığını bilemiyorum. Eğer şöyle bir o zaman ben bir genel bir şey anlatayım onunla ilgili. Betondaki çatlaklara ilgili. Eğer oluşan çatlakların etrafında bir kahverengi jel varsa o çatlağın alkalisilikar reaksiyonunun oluştuğunu varsaymamız gerekiyor.
Etrafında alçıya benzer bir beyaz renkler varsa, bu çatlağın çimentodaki C3 anın fazla olmasından dolayı, sülfat saldırısından dolayı oluştuğu bilinmektedir. Ancak bunlar dediğim gibi çok rahatlıkla örnek alınır, mikroskop altında bakılır veya yapısal çatlak da olabilir, yük taşı olmasından olabilir veya büzülmeden dolayı çatlak da olabilir. Çatlakların bir sürü çeşidi var. Her birisinden farklı farklı kaynakları vardır. O yüzden bu soruyu ancak böyle cevap verebilirim. Hocam sorularımız bu kadar. Çok teşekkür ediyoruz size Ben de teşekkür ederim. Çok sağ olun. sunumunuz için İMO Bursa Şube adına. Çok sağ olun tekrar. Tekrar teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Çok teşekkür ederim.